Öncelikle başınız sağ olsun. Tüm Allah razı olsun. insanlığın başınız sağ olsun. Siz çok uzun yıllardır merhum Fethullah Gülen'le beraberdiniz. Vefat haberini aldıktan sonra geldiniz. Önce ilk duygularınızı alalım. Yani Fethullah Gülen'siz bir kamp ortamındaydı dünden bu yana. Fethullah Gülen'in vefatı açısından ve vefat sonrasındaki süreçle ilgili ne söylemek istersiniz? Özellikle Fethullah Gülen'in vefatı ne anlam ifade ediyor takipçiler için? Tabii biz Hoca Efendi'nin çok daha yaşayacağı ümidi, hayali içindeydik. Çünkü daha 15 gün önce falan buradaydık biz. Ve kendisiyle görüştük. Hatta biz burada arkadaşlarla beraberken geldi. Dualar etti, takdir etti. Öyle tabii şey üzerindeydi ama ama şeydi. Çok ümitliydik yani şeyden. Dolayısıyla da bizim için beklemedik bir şey oldu. Yani ben sabah namazına hazırlanırken duydum ve hemen havalandım. İşte ilk uçakla buraya gelmeye çalıştım. Fazla uçağa bindiğimiz için şey olmadı. Dünya ne konuşuyor, arkadaşlar ne yapıyor. Buraya gelince arkadaşların şeyini gördüm. Tabii tüm cemaat acılı, üzümlü, daha başka ne olacak? Ama herkes bunu Allah'ın takdir olarak kabullenmiş. Ondan sonra da şeyinde ümitle hizmetin devamı. Çünkü Hoca Efendi demek hizmet demek yani. Allah rızası için insanlığa hizmet etmek demek. Bütün hep söylediği barış, sulh-i ummi solukladı Hoca Efendi. Başka bir şey duymadık. Hatta kaç defa duymuşumdur. Yani bir gün ben vaaz ederken veya hutbede gelseler, öldürseler, etimi parça parça edip sokaklarda köpeklere yedirseler intikam almayacaksınız, sokaklara dökülmeyeceksiniz, menfi bir şey yapmayacaksınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız mahşerde iki ellerim yakanızda. Bunu kaç defa duyduk ve görüyorsunuz dünyada gördü. Bu kadar zulümler hala devam ediyor çoluğa çocuğa. Ama buna rağmen bir menfi hareket görülmedi. Bu da Hoca Efendi'nin bu telkinlerinden bizleri, kardeşleri, arkadaşları böyle eğitmiş olmasından. Bu da dünyaya hakikaten çok büyük bir mesaj. Başka bir şeye bakmıyorlar. Çünkü binlerce akla gelmedik iftiralar her gün, her an yani. Buna rağmen dünyayı ikna edemediler. Bunlar işte şöyledir, böyledir. Niye? Ortada her şey yani. Siz öyle dediğiniz bir grup size bu kadar zulüm yapar. Bunu karşılık size bırakmaz. Senin öyle diyorsun, öyle insanlar olsa bırakmaz. Çünkü birçok yerde, ya Kamboçya'da bilmem nerede, şurada burada, bunlar terörist. Adam diyor ki, ya biz terörist biziz diyor. Teröristi gözünden tanırız. Gelmiş burada eğitim yapıyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Dünya böyle karşıladı. Sadece bir şu ülke, bu ülke değil. Bütün Avrupa, bütün Amerika ve birçok ülkeler yaşayışa baktılar. Harekete baktılar. Senin lafına bakmıyor ki. Aa, sen gene dediğini diyorsun. Nereye kadar? Allah var yukarıda. Nereye kadar yani? Evet. Bu şeyler, bu acılar, buna katlanan insanların içinden geçenler Allah boşa çıkarmaz. O öyle bir Allah'tır ki. Bir akraban vardı öyle der. Çok zulüm görmüş, şey görmüş. Zulmedenlerin hepsini dedi Allah bana muhtaç etti. Bizim köyde bir adam bu. O öyle bir Allah'tır ki derdi. Asım abi, Allah rahmet eylesin. Ya işareyle gidecek bu iş. Herkes kendi bölgesinde, kendi işinde efendim ne yapabiliriz? Eğitim adına mı bir şey yapacağız, başka bir şey mi yapacağız? Nasıl yapalım? İşare. Çünkü hep şunu söyledi. Bir akıl dahi bile olsa iki akıl ondan üstündür. Üç akıl iki akıldan üstündür. İşareyle yapmamız lazım. Kendisinin zaten ruhumuzun heykelini dikerken, ruhumuzun heykelini ikame ederken orada hep istişareye vurgu yapıyor.
Yani keşke diyor herkes icma ile karar alsa yani mümkünse. E olmadı. El kaldırsın, parmak kaldırsınız. Çoğunluk ne diyorsa onu yaparsın. Ha, yanlışla bir karar almış o insansınız netice itibariyle. Sonra ha, bir yanlış mı? Toplanırsınız, toplanarak tekrar yeni bir karar alırsınız, düzeltirsiniz. Hep bunu tavsiye etti. Bu zamana kadar şudur budur bir işaret bir şey yok böyle bir şey yani. Son soru cenaze töreni. Dünyanın her yerinden sevenlerinin buraya geleceğini, şu an yollarda olduğunu biliyoruz. Cenaze töreniyle ilgili sizin bir mesajınız var mı takipçilerine, sevenlerine? Nasıl bir cenaze olacak? Orada Fethullah Gülen'in hayatını temsil eden nasıl bir cenaze töreni ya, bekliyorsunuz? Tabii orada da gene elbette ki acılıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, göz yaşarır bu, kalp bundan dolayı üzülür. Bunun bir şeyi yok. Ama asla ve kat'a. Hadis-i şerifler de ona yani göğsünü yırtarak diyor, göğsünü döverek işte yas tuta böyle böyle bir şey yok. O yani inşallah arkadaşlarımız kendi acılarına rağmen vakarları içerisinde efendim ağlak bir halle değil ama geleceğe ümitle bakarak gene o büyüğümüzün emanetini, emaneti de bu kitapları var, fikirleri var, düşünceleri var, yaşayışı var yani. Buna uygun hareket edeceklerdir. Öyle ümit ediyoruz. Öyle olması lazım. Biz de öyle olmaya çalışacağız. Elbette ki üzüleceğiz. Bu kolay değil. Siz 58-59 sene beraber olmuşsunuz. Hani İzmir İmam Hatip Lise 1 diyelimden itibaren her şeyi görmüşsünüz. Takvayı onda görmüşsünüz. Fedakarlığı onda görmüşsünüz. Yani insanlığı onda görmüşsünüz. Bu kadar uzun bir beraberlik olmuş ve burada bir sizi rahatsız edecek bir şey yok. Ha, kendi liyakatsızlığımız, hatamızdan dolayı bir şeyler olabilir. O bize ait. Ama ondan bir ters bir şey hiç biz görmedik. Arkadaşlarımızdan da gören ben bilmiyorum. Dolayısıyla da üzülmemeyiz. Acı duymamanız mümkün değil. Bütün arkadaşlar da onu görüyoruz yani. Ama gayet sulh-i umminin temsilcileriyiz diyoruz. İnşallah buna uygun hareket ederiz. Arkadaşların böyle davranacaklarından da hiç şüphem yok.